Efendim Halkları Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Enis Kirazoğlu, Sadrım Atuncu Arslan var. Merhabalar. Bugün bir de konuğumuz var. Merhabalar. Oyun dünyasının önemli isimlerinden bir tanesi. Öyle mi? Benim için öyle. Easter Gamers kanalının sahibi. Mete var yanımda efendim. Merhabalar. Mete ile birlikte bugün Mete, Tunca, ben güzel bir konu konuşacağız. Mete hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi konuşacağımız konuyu hemen söyleyeyim. Başta da gördüğünüz gibi. Oynamadığımız için pişmanlık duyduğumuz, üzüntü duyduğumuz, böyle oyuncu olarak içimize nükte eden... Kendimizi parçaladığımız oyunlardan bahsedeceğiz. Tunca kaç tane oyunun var? 3. İyi güzel, çok fazla bir sayı yok yani. Ben de şimdi 3 var. Konuşurken aklımıza bir şey gelir ama sen de... Bende 2 tane var. Ay, da daha güzel. Şey. Güzel ya, benim şey. Oynamadığım oyun yok. Adam oynamadığı oyun kalmamış adamın ya. Hakikaten düşündüm, yok ya. Hakikaten yok. Çıkar. Hayır, yani vardır da üzülmüyorsundur oynamadığın için herhalde. Yani öyle pişmanlığın yoktur. O zaman ben bir hızlıca bir gireyim. İlk oyunum benim yakın zamanda çıkmış Soma. Şimdi Soma'yı oynamadığım için üzgünüm. Biraz oynadım aslında ama oynamak da istedim. Çünkü hep bahsediyoruz ya, hikayeli oyunlarda hikaye önemlidir, oyunlarda hikaye önemlidir. Yani burada herkes hikaye seviyor yani oyunlarda. Hani oyunlarda böyle işte bize verilen atmosfer, bize verilen hikaye diyorsun falan. Ulan o kadar konuşuyorsun hikaye diye. Soma çıkıyor, oynamıyorsun. Şimdi olacak iş mi bu? Ya, Soma su altında geçen bir oyun. Evet, su altında geçen. Ben de çok oynamadım. Sen de mi oynamadın? Ama, senin de Allah cezası. Ama utanmıyorum yani. Utanmıyorum. Soma'yı ben de oynadım ama benim de listemde var. Bitirmedim. Bitirmedim. Hep oyuna ilk bir saatini oynayabildim hep oyunu. Hep başladım bir saatini oynadım. Yayın yaparken de, video çekerken de. Sonra hep bir saat mi? Bir saatten sonrası hiç gelmedi. Hep bir şey oldu yani. Ya yayın yaparken elektrik gitti ya bir aksaklık oldu. Ha senin evet. Farklı bir kimyan var. Benim oyunda bir şeyim var. Hiç oynayamadım adam akıllı bu yani. Oyunda bir şey var galiba. Kimse oynamamış. Ya bende de şöyle bir şey oldu. Şimdi Soma'yı oynuyorum. Hani oynadım bir 15 dakika falan. Biraz zaten birincisi korku atmosferi çok sevmiyorum. Hani o gerilim atmosferi çok hoşuma gidiyor. İkincisi yani silah milah vermiyorlar ya. Ondan böyle bir geriliyorum ben. Belki ileride veriyorlardır bilmiyorum da daha böyle bir klostrofobik bir atmosferi var. Hani ama hikaye görmek için gene oynayabilirdim yani. Bahane olmadı bunlar benim. Açıkçası oynamadım. Şimdi üzüldüm oyunlardan bir tanesi oldu. Ama keşke oynasaydım. Boş sanki var ya hiç üzülme. Sen ne biçim adamsın ya. Hayır. Senin oyunda lan biz de seninle dalga geçelim biraz bakalım. Şunun için söylüyorum. Yani Soma'yı sanki öyle bir şey anlattım ki keşke oynasaydım. Sanki artık yapımcısı kaldırmış. Hiçbir link yok. Bir yerden indiremiyorsun oyunu Steam'de. İstesem oynarım hala ama oynamayacağım büyük ihtimalle. Bazen bir oyunda bir kopukluk oluyor. Bir şeyi çok duyunca oynayasın kaçar ya. Hani oyun dünyasında şeyler vardı ya böyle çok vurucu sonları olan evet. Efsanevi oyunlar diye. Evet. Onlardan da bir tanesi galiba Soma. Değil mi? Öyle konuşuluyor. Hep öyle söyleniyor. Ya inanılmaz yani. Bir sonu var. Hani ya çıldıracaksın ekran başında falan diye. Yok artık çalacaksın üstünü diye. Sonunu mu seyretsem acaba diye. O zaman hiçbir şey ben de yapmak sayılmaz. O sayılmaz. Ama oyunun sonu hikaye anlatılırken sürekli işleniyormuş yani. Aslında sana oyunun sonunu çok düzgün bir şeyler hep yani. Veriyormuş oyun. Zaten oynamadan sadece sonu izlemek bu ne la falan diye. Bu ne la bu muymuş işlenen bir şey diye. O zaman sana devam edeyim Mete. Sen çünkü ben de şey yaptın orada beni son oynamadığım için boş verdin. Telkin etmeye çalıştın gerçi ama ben neyse yanlış anladım. Kanıma dokundum galiba. Allah. O yüzden anlamadım. Sana billendim herhalde. Benim korku hani korku gerilim tarzı bir oyun işte Soma ama tamamen farklı bir türde yine çok oynamak istedim ama bir türlü oynayamadım. Yine sadece ilk bir saatini ya da 15 dakikasını oynadı. Heavenly Sword. PlayStation 3'ün 3'ün özel oyunu, 2'de yoktu. 3'ün özel oyunu. Sürekli oynamak istedim. Hemiko muydu karakterin adı? Ayiko mu? Öyle bir adı, öyle bir değişik bir adı vardı. Bir şeyko onun adı. Naruto diye isim geliyor. Nariko. Nariko güzel bir şey. Nariko. Güzel bir ablamızın hatta Fringe hani dizisinde oynayan ablaydı. Fringe miydi o dizinin adı? Bir bilim kurgu dizisi vardı olabilir. Ya. Fringe dizisinde oynayan ablamız. Hatta gibi. Yeni çıkacak bir tane de oyun var. Yakın Hellblade diye. Evet. Oradaki karakterle o çok benziyor. Zaten aynı yapımcı yapıyor galiba. Zaten aynı yapımcı yapıyor. Onu hep oynamak istedim. Çünkü hack and slash türünü de çok severim ben. Ben yani çok stres attığım, keyiflendiğim oyun türüdür. Ama hiç fırsat niye? Olmadı. Nasıl yani? Neden oynamadın? Yani o dönemde PlayStation 3'üm yoktu. Tamam, yoktu. Ama sonra oldu. Oldu. Fırsat yine hani bunu dedim ki insanlara da sunayım, çekeyim de oynayayım falan diye. Capture card muhabbetleri o zaman sen uyuşmadı. Sen hep çekim. Hep bende bir teknik aksaklık. Teknik aksaklık. Ama yani ben izliyorsam o keyif alıyorsam karşındakine de vereyim istiyorum. Yani bedavaya oynamıyor hep bana değil, hep yani bana değil. Hep hani biraz da karşıya. Karşıya. Adama gördüm içerik yapmadan oyun oynamıyor artık. Yani direkt şey, oyun geldi çekebiliyor muyuz? Çekilemiyorsa sonra oynarız, sonra izleyelim diye gidiyor. Heaven's Sword'da şöyle bir şey var. İlk çıktığı zaman Heaven's Sword bayağı
aslında çok beğenilmemişti. Evet. PlayStation'ın ilk oyunlarından bir tanesiydi. Çok beğenilmemesi sebebi mesela PlayStation olmazsa olmazı zıplama gibi şeylerin olmaması mesela. Hani oyuncuları bayağı irite etmişti ama ben atmosferini, müziklerini ve combo sistemini beğenmiştim yani. Ve hikayesi de yani bildiğim kadarıyla en azından Wikipedia'dan falan okuduğum kadarıyla güzeldi yani. Güzel. Bu arada ben de oynamadım. 2'de 2'yim şu an. Öyle mi? Ama bunlar senin listende yok değil mi? Evet yok. Peki senin listende ne var o zaman? Evet, abi, benim listem çok iddialı iddialı bir giriş olacak. Ne? God of War. Aaa! Evet. You hangi God of War? Hepsi mi? Hepsini mi? Abi hepsi maalesef ya. Çünkü giriş yapamadım ya. God of War ilk çıktığı zaman benim üniversiteye hazırlandığım zamanlar. Sonunda ve ölmüyor falan. Hani oyun oynama gibi bir durumum yoktu. Sürekli işte ders çalış, sınava hazırlan bilmem ne. Ki çalışmıyorum da yani. Dershanede ben sonuncu olmaya falan çalışıyordum. Sallıyordum bütün soruları. Dershane genelinde. Bak, yine olamıyordum. Onu bile başaramıyordum yani. İlginç bir hikaye geliyor buradan, evet. İlginç hikaye değil canım. Önce bence şu kadar kısmı bile ilginç yani. Bir yerden sonra doğrularını tahmin edeyim, yanlışı işaretleyeyim, bari öyle sonuncu olmaya kasayım dedim ama hepsini de doğru yapamadığıma göre. Niye sonuncu olmaya kasıyor? Abi bir hedefim yok. Yani seçmek istediğim bir meslek yok yani. Zorla yani şu anda vardı sınavlara hazırlanan, hani sabır dileyim onlara da. Çok sıkıntılı bir iş eğer bir hedefiniz, bir şeyiniz yoksa. Evet, hedef tabii önemli. Yani o zamanlar giremedim. Üniversiteye girdiğimde de açıkçası bu sefer de ders telaşına girdim. Yani başından giremeyince sonundan da giremedim gibi bir şey oldu. Evet, yani burada içerik ürettiğimiz için tabii ki God of War'un ne olduğunu, ne anlattığını, nasıl bir şey olduğunu elbette biliyorum ama bizzat oynayamadım maalesef. Evet, Tuncay, ve utanıyorum. Bundan sonra God of War'la ilgili hiçbir yorumunu ciddiye almıyoruz. Yok, ölüyormuş da vuruyormuş da kaçıyormuş da. Tamam, ben artık şey yapmayacağım. Ya bu Tuncay inanılmaz ya. Gerçekten hayal kırıklığı. Hiç God of War falan hakikaten bekliyorum. Metal Gear Solid falan bekliyordum ya. Ha, Metal Gear Solid oynamıştım. Metal Gear Solid oynadım. Öyle bir hani bekliyorum. Çünkü bazı insanların hikayesi çok ağır, işlenişi ağır ama çok güzel bir oyundur. Evet. Benim zaten en sevdiğim seri. Oynayacaksın ama ben öyle bir şey bekliyordum. Hani zamkit ayıramadım, çok uzun falan diye. Ha, böyle God çok zaman geçirmesi gereken bir oyun bekliyordum. God of War'ı hiç beklemiyordum ya. Ben de çok valla örselendim. En sevdiğim serilerden biri olarak. Seninle şu an yan yana oturduk ya. Hani hep bu zamana kadar hiç bu bilgiyi ben şok oldum ya. Neyse, bakalım ne şoklar görecek. Evet, sakladım. Yıllarca içimde sakladım bunu. Diğerleri ne acaba? Başka var mı abi? Var iki tane daha var. Amanın. Ben ama bu kadar iddialı değil. Yine iddialı ama. Evet, ya, çok sert bir giriş yaptın yani. Ben hemen Banner Saga ile devam edeyim. Benim de en iddialı oyunum en sonunda. Banner Saga'da sıra tabanlı bir oynanışı var. Aslında çok keyifli ve çok güzel grafikler var. Çok güzel özellikle gözüküyor. İkincisi çok... Sen de oynamadın değil mi? Evet, oynamadım. 3'te 3. 3'te 3 devam ediyoruz. Oynadın mı? Ben oynadım. İyi, okey, sende sıkıntı yok yani. İçerik yapmadım ama oynadım. Kanıtını gösterilen YouTube'da oynadığına dair diye. Orada da şöyle bir muhabbet var. Yani Banner Saga o kadar güzel atmosferi, o kadar güzel bir hikaye anlatım yolu var ki ve oynanışı da o kadar keyifli ki. Yani neden oynayamadım? Başına bir türlü türünden dolayı mı veya aman ben buna... Senin dediğin muhabbet oldu aslında. Böyle zaman ayırmak ve kafa yormak gerekiyor ya. Hızlı girebildiğin bir oyun... Banner Saga da öyle bir oyun ya. Yani hızlı girebildiğin, hızlı vakit geçirebildiğin bir oyun olmadığı için yani bu tamamen oyuncu üşengeçliği bir şey. Yani oynamaya utandığım, hatta oynamadım, pişman oldum oyunlardan bir tanesi. Umarım boş bir vaktim olur böyle bir... onun için özel bir vakit ayırabilirim de oynayabilirim diye düşünüyorum ilerleyen zamanlarda yani. O zaman sen de bitti zaten oyun. Ben de bir tane daha aklıma geldi son anda. Ama benim... Mete böyle konuşmadık en başta. Tamam, o zaman. Tuncacığım. Ona göre bütçe çıkartırız. Sen söyle, o son söyleyecek. Tamam. Hakkını kaybetti abi. Tamam, bu da aslında bizde Orhun'un çok sevdiği bir oyun. Diablo. Maalesef onu da oynamadım. Hangisi? 1 mi 2 mi? Hiçbiri. 3'ü biraz oynadım. Bak, 3'ü koltuk co-op'u vardı, arkadaşlarımla oynadım 3'ü. Ha. Evet. Keyifli, güzel ama birlikte. Galiba hack and slash'e karşı bir şey mi var acaba? Hem God of War hem Diablo'yu oynamamış olmak. Evet, farklı hack and slash de olsa temelde hack and slash olmaları seni bir şey yapmış galiba. Peki Diablo ile ilgili oynamamın sebebi var mı? Şöyle izometrik olmasa türünün ilgi çek... Ya, Diablo ile ilgili yani spesifik bir sebep yok herhalde. Hani çevremde mi yoktu, bir şekilde ilgimi mi çekmedi? Dramatik bir hikaye yok yani. Hayır, bakıp da beğenmediğim gibi bir durum yok yani. İlgimi çekmiyor. İlgimi çekmiyor. Tonla oyun çıkıyor abi. Tamam. Hepsini takip etmek de zor. Hani bilsen de efsane olduğunu giremeyebiliyorsun. Sonra oynarım diyorsun. Başka bir şeye giriyorsun. Evet. Yani bütün hayatım oyun değil. Ya biz bu videoyu çekmesek mi acaba? Ben tüm şu an hani eleştirmen olarak ağırlığımızı kaybettiğimizi düşünüyoruz buna. Sen konuşma lan, Diablo oynamıyor falan diye yorumlar gelmesin sonra aramıza. Tamam, bunu söyledik kesin. Abi, bu iki oyundan ibaret değil ki oyun. Tabii canım. Zaten şöyle. Var. Onun oynamadığını ben oynuyorum. Evet. Benim oynamadığımı o da oynamamış oluyor ama Orhan oynamış oluyor mesela. Öyle öyle kapatıyoruz yani açığımız önümüzü. Ne gülüyorsun lan? Istır giymiş. Ya anlat. Bunları oynamamış olmanız ya. Çok ya dürüst ya. Farkında mısın? Ben dürüst bir şekilde söylüyorum. Hayır, yani. Tuncacığım sen helal olsun, çok dürüstsün. Bravo. Mete şu an kendi kuyusunu kazıyor. Sen
bizim kanalımızda yayınlanan videoda bizi mi ezmeye çalışıyorsun? Yok arkadaşlar, şimdi beni biliyorsanız. Onu öyle bir insan değilim ben. Onu bir bunlar hep bunun oyunu. Bizim izleyicilerimiz seni tanımaz kardeşim. Şu anda seni ilk defa görüyorlar. Tanırlar. Beni anlamam. Ben anlamam. Benim eve misafir geldin diye zorla çıkarttım zaten seni. Neyse. Mete buyur. Benim son oyunum. Oyunun ismini hatırlamıyorum. Ya, ama söylediğimde eğer aşinaysanız bileceksiniz. Şuna muhabbet şuna benzemesin. Abi müzik vardı. Dın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 
yoktu. Valiant Hearts. Ha, Valiant Hearts aynı. Bak geldi direkt küt Fransa'dan geldi. Oyna çok güzel oyun. Hiç ona da fırsatım olmadı. Kesin. Ama bu sen teknik aksaklıkla alakalı değil. Yani almadım oyunu. Hep gördüm. Çok da güzel puanları var. Çok en iyi. Son Tuna oynuyordu. Twitch'te oynuyordu diye hatırlıyorum. Orada gördüm. Hani dedim ki bak bunu oynayacaktım doğru not alayım diye. Hiç fırsatım olmadı ama oynamayıp da şey yaptım. Şöyle oyunsuz kaldığın bir zamanlar olursa çok güzel hikaye anlatan bir oyundu. Sen de oynamadın sen oyna kesin. Sen çok seversin. Ki keza şeylerde yapalım. Türkçe oynamayacaksın falan da yapılmış. Oynamayacaksın değil mi? Oynarım da ya mesela God of War'u diyelim God of War'u bir ay sonra oynayacaksam onu belki bir yıl sonra iki yıl sonra oynarım. Ha, God of War öncelikli iki yıl unutulur. God of War sana PlayStation 2 sağlayalım da oyna ya. Var PlayStation 2. Tamam oyunu al oyna o zaman. Oyun da var dersin. Zaten işte 3 varsa collection'ları falan da var. Ha 3'te direkt hepsi var. Aynen. Hayır, erişimden dolayı değil yani. İmkan zaman. Olmadı. Başka şeyle ilgilendiğim. Ya nasıl kareye mi basamadın? Ya. İmkan olmadı ne demek ya? Kareyi 3 kere işte abi, yani. Abi zaman olmadı. Ha. Hani ben ya da telefona gameplay'lerini at izle abi. Oynamış gibi. Hayır öyle olmaz. Gameplay biz gameplay izlemeyi sevmiyoruz. Ne biz adam vakti yok. Otobüste. Oynamayı seviyoruz. Vakti yok 40 dakika gameplay mi seyrediyor? Yani benim yok gameplay'ini izlemem oynadım. Kendini hiç çıkartıyor buradan. Yok da kanalda da yok yani. Hatta kanalda yok valla. Olsa. Hatta benden izle. Ben senin için özel çektim diye. O zaman ben de son oyunumu söyleyeyim. Sende bir tane daha kaldı mı? Evet kaldı. Kaldı değil mi? Ben söyleyeyim sonra sen de bitirelim mevzuyu. Hadi bakalım. Benim de oynamadığım için pişmanlık duyduğum en büyük yapım herhalde aklıma gelen Portal 2. Portal 2. Evet. O da ayıp. Bak bunu o oynadım. Çok şükür. Ayıp zaten yani. Hani gerçekten ayıp. Portal'ı oynadım ben ilk oyunun. İkinci oyunun başına baktım. Fakat bir şeyden dolayı böyle bir oynayamadım. Ve oynayamadığım için de hani böyle bir kopunca bir daha geri dönemiyorsun ya bazı şeyler. Hepiniz bilirsiniz. Oynamadığınız bir sürü oyun var arkadaşlar burada. Yani ben tekmişim. Bilmem ilk defa duyuyorum. Yani yalan söylemeler. Hayır. Öyle bir muhabbet oldu ki o Portal 2'ye bir türlü ısınamadım, bir türlü oynayamadım. Onun bir pişmanlığı, üzüntüsü ve işte şeyi var, ayıbı var artık. Hani kalbimde onun ayıbını ben taşıyorum. Ha, açsam oynarım ama işte fırsat mevzusu senin dediğin gibi yani oynayamadım. Üçüncüsü gelirse belki gelmeyecek. %90 yani Valve yaptığı için. Tekrar açıp bir Portal 2 neymiş, ne değilmiş diye bir oynarım. Çok izledim videolarını bu arada. Yani oyunun sonunu izledim, easter egglerini seyrettim, atmosferini görmek için yaptım. Ve çok hoşuma gitti gördüğüm her şey. Özellikle co-op oynamak için çok keyifli bir oyun. Hani yani, co-op oynamadığında tamam keyif alırsın ama yani iki kişi oynadığında hadi ben bu puzzle'ı buldum hadi sen de bul. Dalgasını bile geçebileceğin keyifli bir oyun. Keyifli bir oyun yani. İlkini sevdiysen daha çok seversin. Evet tabii, ona eminim zaten. Kesinlikle garanti yani. Oyunla ilgili kesinlikle net bir görüşüm var. Yani oyunun iyi olduğuna eminim. Fakat hani oynama fırsatım olmadı sadece. Yoksa çok yani oynadım, evet, kusura bakmayın falan. Kusura bakmayın arkadaşlar ya. Tunca senin son oyunun nedir? Metroid. Metroid serisine ait hiçbir oyun oynayamadım maalesef. Oynamayan çok insan vardır ama Metroid. Evet Türkiye'de çok var. Oynamadım kaçma. Ben ama yani oynanmayı hak ediyor yani kesinlikle. Evet Metroid önemli bir seri ama Türkiye'de eminim ki oynamamış. Ben de oynadım. Tüm oyunlarını oynamadım ama oynadım. Oyunları var yani. Yani çok hakim olduğum bir seri değil. Hatta son E3'te de duyuruldu yeni bir oyun. Evet yeni bir oyun geliyordu. Ben de öyle hatırlıyorum. E3'te bir şeyler duyuruldu olarak. Ama Türkiye pazarında çok fazla şey olmadığı maalesef, için, evet. İlgi olmadığı için zaten Türkiye'de de oynamayan pek çok oyuncu var. Zaten resmi olarak adamların şeyi yok. Hani oynayabileceğin konsol satan adamlar burada yok yani. Muhatabı yok dışından imkanlarla getireceksin. Getireceksin aynen. O zaman Mete'ye teşekkür ederim arkadaşlar. Tuncay'a teşekkür ederim. Kendime de teşekkür ediyorum bana teşekkür eden olmadığı için. Şimdilik bizden bu kadar, bu utançla yaşamaya devam edeceğiz. Biz siz de efendim oynamadığınız utan yazın ki burada karşılıklı olsun. Yani bizi gömmekle sadece bizi gömmeyin. Siz de bir düşünün. Ne oynamamışsınız bizlerle paylaşın. Sohbet edelim konuşalım. Hoşçakalın. Bay bay.